kitabının 57. hadisi. İmam Mehdi ve ev arkadaşları arazisi geniş, etrafı çevrili bir evde ikamet eder. Mehdi'nin bulunduğu yerde Hazreti Nuh da yerleşmiştir. O yerin adı Arz-ı Tayyibe, temiz beldedir. Maşallah. Beldetün Tayyibe diyor ya. Evet. Beldetün Tayyibe ki İstanbul için İstanbul kullanıyor. İsmi, evet. Değil mi? Beldetün evet. Tayyibe. O da Arz-ı Tayyibe, temiz beldedir. Aynı yerde bulunduğu yerde Hazreti Nuh da bulunmuştur diyor. Maşallah. Arazisi geniş, etrafı çevrili bir evde ikamet eder diyor Mehdi. Çok acayip değil mi? Bak arazisi geniş, etrafı çevrili bir evde ikamet eder. Mehdi'nin bulunduğu yerde Hazreti Nuh da yerleşmiştir daha önce. Aynı evinin bulunduğu yerde Hazreti Nuh da bulunmuştur diyor. O yerin adı Arz-ı Tayyibe, temiz beldedir. Bak bir daha söylüyorum. Mehdi diyor, arazisi geniş, etrafı çevrili bir evde ikamet eder. Arazisi geniş, etrafı çevrili. Yani muhtemelen işte çitlerle veya nasılsa çevrili, etrafı çevrili bir evde ikamet eder. Mehdi'nin bulunduğu yerde Hazreti Nuh da yerleşmiştir daha önce. Yani ilk tarihin ilk bulunduğu yerde aynı yerde yerleşmiştir diyor. O yerin adı Arz-ı Tayyibe, temiz beldedir. Demek ki Hazreti Nuh İstanbul'a da gelmiş. Evet. Belki de Nuh tufanının olduğu yer buralar yani. Tabii belki bu boğazın içinde yaşıyordu insanlar. Evet. Boğazın derinliğinde yaşıyordu. Karadeniz'den su patlayınca evet. Her yere tam Marmara'yı falan her yere evet. Su basmış olabilir. Özellikle kadınlara dehşet yaşatanları falan polis çok net kararlı tavır koysun. Yani devlet burunlarından getirsin hukukla kanunla. Yani çok kızdırıcı bir hareket bu çünkü. Ya kudurmasının bir anlamı yok. Kudurduğunda da mutlaka karşılığını alması lazım. Kadınlara yapılan saygısızlık asla yerde kalmaması lazım. Kadınlara ve çocuklara. Evet dinliyorum. Eski İstanbul